Merhaba dostlar. Dün 11 civarları sunucuma bir saldırı gerçekleşti. Şimdi o saldırı yapan adamı bulacağız. <laughs> Evet dostlar bugün sizlerle beraber hacker işletim sistemini inceleyeceğim. İnsanları hacklemek çok kötü ve yanlıştır dostlar. Sakın böyle şeyler yapmıyorsunuz. E, ben de zaten kimseden intikam almayacağım merak etmeyin. Hiç o tarz bezlerde işim yoktur. Yani hatta Arch Linux'un pentest araçlarını bile yüklemedim dostlar. Bakın yazdığım uygulama bile sadece savunma amaçlı başka yazdığım bir uygulama yok. Şimdi bunu size çok güzel bir şekilde nasıl USB'nize kurup her seferinde bilgisayarı USB'den başlattığınızda Linux'a girebileceğinizi normal USB takmadan başlattığınızda Windows'tan devam edebileceğinizi göstereceğim. Ana makinesine Linux kurmak istemeyen ya da Windows'a ben dual boot nasıl yapılır abi uğraşamamış. Işte. Ben USB'yi takayım, Linux'a gireyim, çıkartayım bitsin. Anlatacağım videoya geldik dostlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Pentest uygulamalarının içinde barındıran Hacker abilerimizin, beyaz sakallı abilerimizin kullandığı bir işletim sistemi olarak geçiyor. Bu konuda size bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bütün hacker'lar Kali Linux kullanıyor diye bir şey yok. <laughs> Bunu yanlış anlamayın. Mr. Robot'u falan izleyen arkadaşlar varsa abi orada da Kali Linux kullanıyorlardı. O hacker işletim sistemi. Abi Kali Linux'ta kullanılan tüm araçlar Debian tabanlı bütün Linux'lara indirilebilir. Öncelikle bunu kesinlikle unutmayın. Yani siz buradaki araçların hepsini toplayın. Debian'a hepsini yükleyebilirsiniz. Bakın. Yani diyeceksiniz peki bu ne o zaman bu olayı? Birincisi havalı oluyorsun abi. <laughs> Kali Linux ana makinanı yükleyince havalı oluyorsun. İkincisi şöyle bir şey var. Kali Linux'ta tamam bu işlerle uğraşıyorum gün içerisinde sürekli. Bu kadar aracı da indirmek istemiyorum bir anda diyorsanız bunu yüklüyorsunuz. Fakat şöyle bir ince detay daha vermek istiyorum. Gerçekten de buradaki araçların hepsini kullanıyorlar mı işte gün içerisinde. Şimdi gelin sizlerle beraber bunu öğrenelim. Get kaleye girdik. Şimdi sitesinin öncelikle diğer Linux'lardan daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani burada bayağı bir blog sayfası var. İncelediğimde Raspberry Monitor Mod diye bir olay var arkadaşlar. Paket toplamak için Monitor Mod'a geçmeniz gerekiyor. Onu Raspberry Pi'de gerçekleştirebilir olduğunu söylemişler. Der. Kali Linux 2025.2 release çıkmış. Menüsü daha iyiymiş yani. Ya bir ton şey var, araç var yani içerisinde. Tamam güzel abi. Sitesi de güzel. Dokumentasyonları var güzel. Bir communitysine komünitesi, bakalım. Böyle bir olayı var. Adamların çok büyük bir sitesi olduğu için büyük bir community topluluğu da var. Bu arada Kali Linux kullanmak istiyorsanız bunu aklınızda bulundurun. Yani muhakkak kalede yaşadığınız bir sıkıntıyı çözeceksiniz abi. Çünkü community'si çok canlı. Onu duymuştum. Evet o konuda katılıyorum. Adamlar işin hakkını verelim yani geliştiricileri de Net Hunter telefon içindi diye hatırlıyorum. Kali Purple. Arkadaşlar Kali Purple'da içerisinde yaklaşık 200'e yakın diye yanlış hatırlamıyorsam savunma aracı içeriyor. Yani Kali Linux saldırı araçlarıyla donanı donanım donanım donatılmış bir şekilde geliyor. Purple Kali savunma araçları şey yapılmış bir şekilde. Zaten Kali Linux 2013 yılında çıktı diye hatırlıyorum. Purple Kali'yi de 10. yıla özel ofansif savunma araçlarının içinde doldurdukları bir işletim sistemi diyebiliyorum. Bakalım başka neler var. Kali Linux hakkında ya girelim bir de nedir kali ve sızma testi dağıtımı ne demek? Sızma testi dağıtımı ne demek? Falan filan buraya yazmışlar yani çok uzun. Şimdi siteye oturup da böyle 10 saat incelemek istemiyorum. Ama zamanında merak eden varsa diye söylüyorum. Ana makineme kali Linux kurmuştum. Dual boot'a da kurdum. Ee, USB'min içine de kurmuştum kali Linux'u. Yani kullanın güzel ama günlük ya günlük olaylarınızı da çözer. Mesela günlük sen video izleyip LibreOffice falan kullanacaksındır. Çözer bütün işlerini. Fakat bu kadar tool'u içinde barındırması olay. Yani yüklü bir şey gelecek. Muhtemelen 15 GB'a yakın bir şey gelecek. Geçen videomu izlediyseniz eğer 7.5 GB, 8 GB falandı. KasaOS. Ne bu muhtemelen iki katı olacak arkadaşlar. Gelelim indirme yerlerine. Bu arada çok güzel yapmışlar. Yani gayet okey abi. Adam her yerden çalıştırılabilir hale getiriyor. Bakalım. Image biz bunu kullanacağız zaten. Installer Image olarak. Virtual Machine yani şunu söylüyor. ISO yazdırıp ISO şeklinde kurmaya deniyor. Virtual Machine ya yani sanal makinede çalıştırabiliyor Sunut kaliye arkadaşlar. Mobile kılıbı çok fazla şey var. Şu VCL'in de ne olduğunu söyleyeyim. Windows'u ya yani bunu VSL'de Windows'a kuruyorsunuz. Windows terminalinden Kali Linux komutlarını verdirebiliyorsunuz. Bu da pratikte çok iyi değil diyebiliyorum ama gene de e, olabildiğince kullanırsınız. Belki ben bir kere indirdim. Kendi savunma uygulamamı çalıştırdım. Kapattım ondan sonra. Çalışıyorum diye baktım. Çalışıyordu. Yeye etti bana yani. Live Liveboot bizim. Bugün şu konteynerde bu arada Docker vesaire su, şey sunucu kurduğum videoda izlemişsinizdir. Docker üzerinden sunucuma komut verdirebiliyordum. A açma kapatma konusunda Docker üzerinden komut verdirebiliyordum. Docker'da da şeyi kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Kali Linux'un tool'larını kullanabiliyormuşuz. Bu güzel bir şey aslında bayağı. Sorun değil. Biz bugün sizlerle live boot yapacağız. İlk defa Linux'a geçmek isteyen arkadaşlar nasıl Linux'a geçecekler? Ne oluyor? Ben de. Ben de. Tamam ben de. Tek yapman gereken sana vereceğim linke girip şunu indirmek. Sonrasında USB'ye nasıl yazdıracağını anlatacağım. Abi işte bundan bahsediyordum. Mesela niye 4 buçuk GB. Çok ağır bir işletim sistemi. Yani şunu şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın buraya iniyor. CatchOS ISO'suna baktığımızda 2.8 GB olduğunu görüyoruz. Yani Kali'yi 4 küsur GB'a indirdik arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım. Ben şunu indirilince geliyorum. Evet arkadaşlar doğal olarak eski bilgisayarım üzerine deneyeceğim için e, Options kısmından Partition'ı GPT seçiyorum. Bunu anlatmıştım size birkaç videoda. Tekrar anlatayım. Bilgisayarınız eğer eski bir bilgisayarsa arkadaşlar eskiden kastım benim 2'nin örnek vereyim. Yeni bilgisayarım 2024 model. Eski bilgisayarım 2014 model. Eski bir BIOS yani Legacy kullandığı için burada GPT seçeneğini seçiyorum. Install seçeneğine tıklıyorum. Evet diyor bana iki kez soruyor. Congratulations. Ventoy has been successfully installed to the device. Okey abi. Şimdi USB'mizi tak çıkart yapalım. Evet arkadaşlar Ventoy USB'miz geldi. Şimdi bunun içerisinde direkt Kali Linux'u copier diyebiliriz. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. USB'mizi çıkartalım. Arkadaşlar şimdi flash belleği bilgisayara takıyorum. Evet arkadaşlar bastıktan sonra hızlıca asist tuşuna basıyoruz. Bu bilgisayarda asist tuşuna bastım. Sizin bilgisayarınızda F2'dir, F5'tir, F10'dur. Yani artık tam bilmiyorum. Onu internetten bilgisayarınızın modeline bakıp öğrenmeniz gerekiyor. Benim eski bilgisayarım Sony Vaio. Asist tuşuna basıp yüklemeye geçiyorum. Medyadan başlata tıklıyorum. Arkadaşlar normal modu seçiyoruz. Dostlar bakın bize burada bu şekilde seçenekler sunuyor. Burada direkt normal sisteme girip kullanabilirsiniz. Ya da eğer yaptığım işlemler benim kaydol Olsun. Ben her bu USB'yi taktığımda buradan giriş yapayım diyorsanız da Live System with USB Persistence buna tıklamanız gerekiyor. Bunu tıklayalım. Şu anda açılıyor dostlarım. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sistem önümüzde açıldı. Ventoy USB'miz burada, sistem burada. b map tr yazarsanız arkadaşlar klavyeniz Türkçe olur. Bakın klavyeye geçtim. Burada evet dostlar color renk seçeneğinde siyah seçtik. Gördüğünüz üzere tam bir Linux e, hacker işletim sistemimiz var dostlar. Burada e, hacker dediğime bakmıyorum bu arada dalga geçiyorum. Burada arkadaşlar tool'ları görüyorsunuz. Bakın metasploit e, şey şeklinde paket şeklinde bir Mesela bu PDF'ler olsun sizin tıkladığınızda bilgisayarınızda açılıp bilgisayara virüs bulaştıran şey bu işte tool bu işte hani Metasploit üzerinden yazıyorlar arkadaşlar onları. Sonrasında burada neler var? Tonca tool var arkadaşlar. Şimdi, şimdi size tutup tabii ki de Kali Linux'un tüm tool'larını anlatmam mümkün değil. Evet dostlar gördüğünüz üzere işletim sistemimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Genel olarak aklınıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Bu eski GPT üzerinden yaptım ama emin olun normal şey üzerinden de çalışıyor. E, siz verin. normal yeni bilgisayarlara da çalışıyor zaten. Hatta bunda bir takım problemler görmeniz mevcut. E, bu şekilde diyelim dostlar şimdilik. Ben şimdi geri eski kameraya dönüyorum. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bugün sizlerle birlikte Live Liveboot'un nasıl çalıştığını görmüş olduk. Aslında çok güzel bir sistem dediğim gibi ana makinesinde Linux kurmak istemeyen arkadaşlar için çok güzel bir alternatif. Ben bunu ilk denediğimde yanlış hatırlamıyorum Rufus uygulaması üzerinden yapmıştım. Rufus'ta geri kalan belleği komple kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Zaten temel mantık o. Yani gördüğünüz üzere Rufus'ta kendiniz ben bunu açıp ayrı bir bilgisayar gibi takılmak istiyorum diyorsanız 64 ya da 128 GB'lık bir USB yapılandırırsınız yaptığım gibi. Boş kalan alanı normal bir USB gibi kullanırsınız. Size tavsiyem Live Boot olarak kullandığınız USB'yi ayda bir kere ya da en azından 3 haftada bir kere sıfırlayın içini tekrar en baştan her şeyi kurmaya devam edin. Zaten Kali Linux üzerinden kullandığınız araçların ki Live Boot kullanacaksınız zaten. Bu videoda size olabildiğince Livebot'un nasıl çalıştığını, mantığını, nasıl kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Video önerilerinizi arkadaşlar bana açıklama kısmında sunabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini ağzıda olsa dindirebilmişimdir. Teşekkür ederim. İyi günler.